Yok yok, gülmenize gerek yok ya. Ben normalde haklı ya da haksız olduğum zaman değil, karşımda adam olmadığı zaman susarım. Şimdi burada susunca laf soktu oluyor, lafın altında ezildi oluyor. Ben evet artistimdir, kavgacıyımdır, yeri gelir küfür de ederim. Ama kimsenin anasına bacısına küfür etmem, kimsenin çocukluk hayaliyle de dalga geçmem. Kimse, herhangi biri birinin çocukluk hayaliyle dalga geçiyorsa ona da gülmem. Yani gülenlere de teşekkür ederim. Benim çocukluk hayalime dalga geçen Hakan'a da teşekkür ederim. Benim hayatım hep böyleleriyle geçti abi. Hep bir şeyler yapmak istedim. Hayallerimi gerçekleştirmek istedim. Bunun gibiler dalga geçtiler. Abi şimdi abi artistik yani artistik jimnastik yapmak istiyor ama jimnastiği yapamadı, artistliği kaldı demek. Bak ben sana o zaman benim şeyimdir abi. Tamam, ben yani samimi olarak sana bir şey söyleyeceğim. Yani beni sevdiğini biliyorum. Beni dinlediğini de bilerek söyleyeceğim. Şimdi senin Dominik'teki son konseyde yazdığın yazıyı ben inan yayında algıladım, biliyor musun? Yani yayında sen ne yazdığını hatırlıyor musun mesela oraya? Hangisi abi? Hakan için yazdığın yazıyı hatırlıyor musun? Duvar mesela kutusu yapmışsın. Evet abi. Ben yayında karşı kameradan gördüğüm zaman ancak tam olarak anladım. Ne yazdığını hatırlıyorsun? Evet abi. Şimdi o yazdığın yazıdan daha mı ağırdı Hakan'ın şu andaki yaptığı? Çocukluk hayalimle dalga geçemez abi. Başka bir yerden şey yapar. Benim çocukluk hayalimle dalga... Konseyle alakalı benimle konuşur, bana oradan laf vurur, ben de susarım abi. Ya da ona göre cevap verin. Benim çocuk hayalimle niye dalga geçiyor abi? O çok bambaşka bir olay ya. Bak buradan gelip söyleyebilir abi. Sen bana 10 para etmez yazmışsın. Sözümün de arkasındayım, 10 para etmezsin. O bununla ilgili gelip söyler bana. Ben de tamam derim ya da haklısın, haksızsın derim. Benim çocukluk hayalimle niye dalga geçiyor abi? İşte maalesef, yani ince çizgiler abi bunlar. İnce çizgide benim de kusura bakma. Burada şöyle bir durum var. İnsanlar sana hiçbir şey söylemesin. Ondan sonra en ufak bir şekilde mizah yapıldığı zaman Tur abi delirsin. Sonra o 10 para etmez, o 5 para etmez, o adam değil, o insan kendisi değil. Kendisi de aynısını söylesin abi. Ben katılmıyorum abi. Senin söylediğine de katılmıyorum abi. Yani benim çocukluk hayalimle dalga geçemez. Aynı şekilde benim verdiğim cevapla şey yapar bana, geri dönüş yapar. Çocukluk hayaliyle dalga geçme derken ne yaptı? Seni mi aşağıladı orada? Evet abi, aynısını yapayım. Niye benim çocukluk hayalimden giriyor ki abi? Ya sen gerçekten çok enteresan bir insansın. Böyle acayip kutsal noktaların var böyle. Çocukluk hayalimde dalga geçecek. Ya bırak, Tur abi bırak. Hayır bırak geçsinler. Benim de çocukluk hayalim olabilir. Geçilebilir dalga yani. Biraz orada, şurada seninle beraber değilim. Yani sen bir tarafta her şeyi yapabiliyorsun. Kendinle ilgili anormal alıngan bir insansın. İkisini de beraber götür, tamam mı? Sen de insanlara bazen kırıcı konuşuyorsan en azından orada bir denge istiyorum senden. Başka da bir şey istemiyorum. Bazen kendini tutamıyorsun ya, tutamayana saygı göster. Bazen limitleri aşıyorsun ya, limitleri aşana saygı göster. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben senden yaşça büyük olduğum için konuşuyorum, yanlış anlama. Ben kendi hayatımdaki sıkıntılı olduğum konularda insanlara yargıda bulunmuyorum asla. Yani ben mesela her yere geç kalıyorum. Çok sıkıntılıyım bu konuda. Geç kalan birine kalkıp da sataşırsam ciddi derecede bir problem hissediyorum kendimi. Sen de biraz daha böyle daha yumuşak bak hayata. Yani kendinle ilgili yerlerde alıngan olma. Yani siz hepiniz çok önemli bir macerada beraber ter döktünüz. Hakan'ın seninle ilgili söylediği 15 tane güzel söz benim kulağımda şu anda. Ben de onunla ilgili söyledim abi. Evet, iki tane. O, çok ayrı bir şey yani. Doğru, evet. Doğru ama yani ben... Abi ben şu an seninle yani sen... Şu an sen benim üstüme geliyorsun. Gelmiyorum abi. Gelmiyorum bak... Evet abi sen benim üstüme... Ben Hakan'ı bırakmışım. Bana alınmaya başladı. Sen benim üstüme geliyorsun abi. Ben seninle zaten tartışamam abi, tamam. Yok tartışabilirsin, bir sorun yok da. Yani halen de on par etmezsin dersen burada üstüne...